Merhaba arkadaşlar, yeni videoma tekrar hoş geldiniz. Evet, Fatma Nur'a götüreceğim bitkileri sökmek için biraz acele ediyorum. Zaman daraldı. Şuradan şu sankaptan götürmek istiyorum. Şöyle köklendi çok güzel bir şekilde, kendim köklendirdim. Diğerlerinden henüz yavru yok. Çelik almak istemiyorum. Şimdilik o ikisini vereceğim. Reizisi var biliyorum. Trompete Pink'ten götüreyim şu mesela. Ya da çok küçük, bu da şimdi sıkıntı çekebilir orada adapte olmakta. Ne götürsem diye öyle bir bakıyorum. Hızlıca geçiyorum. Noble Red'i var. Biraz dayanıklı türlerden götürmek istiyorum. Bu Verigatalısından var. Yakutu var, Dusty Rose'u var. Perlelerden var ama şu olabilir bakın. Şundan. Çünkü o sarkan türleri seviyor, balkonuna uygun olsun diye. Şöyle acaba köklü var mı dibinde diye de bakıyorum. Çok güzel de yayılmış, yayılıcı bir tür. Ana, bir dal koparamadım ya. Nereden koparsam da onu da bilemedim. Formu bozulmasın istiyorum. Şöyle şunu alayım ya, şuradan. Aldım mı? Evet. Şunu alayım. Daha ben henüz çiçeğini görmedim. Çiçeğinin güzel olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Lavalier Rose'u var. Blue Misty var. Çiçekleri şu an ne durumda hiç bilmiyorum. Bilgim yok. Şunun birini götüreyim. O da bundan bir yedeklemiş olsun. Onda da olsun. Çünkü onun elinde de çok güzel oluyor. Biliyorum. Şundan da var. Şunlar biraz hassas türler. Şunları henüz ona vermeyeceğim, dahil etmeyeceğim. Biraz daha böyle artık ona alıştırma tarzı gidiyorum. Şunlar içinde onda olmayan bitkiler. Dediğim gibi sarkan türleri seviyor. Adolfisi var, bu var. Şunlardan var. Şey de vardı. Bu da var, bu da var. Leş kaktüsleri köklenmedi. Şimdi sökersem ona da köklendirmesi biraz zor olabilir. Zaman daraldı. Biliyorsunuz bir yandan çiçekleri toparlıyorum. Bir yandan bakımlarını yapıyorum. İlaçlaması daha duruyor. İlaçlamasını yapacağım. Fatma Nur'a bitki seçiyorum. Ellerini var. Pıtırcığı var. Şöyle hızlıca geçiyorum. Şu Picrus'dan var. Orpet'i var mıydı ya? Ay, bir Orpet alayım ben ona. Şurada tekli var. O tekli Orpet'i ona alayım. Şunu bakın. Bunu ona alayım. Şey var. Beauty Crisped bile vermişim ona. Acaba Luella'sı var mıydı ya? Luella. Luella. Sanki verdim gibi Luella ben ona ama. Verdim gibi. Öyle hatırladım bir an. Şunlar da çok güzel olmuşlar. Bunlar ne? Orpet gibi form almışlar. Susuzluktan. Su da veriyorum. O kadar su veriyorum ki. Bakın Orpet nasıl güzel pembe olmuş. Debisi de var diye biliyorum. Aslında yani hepsinden birer tane verdim diye hatırlıyorum ama Kubik Frost vermiş miydim ki ya? Gördüğünüz gibi ben bitkilerin üzerlerini tel ile kapattım arkadaşlar. Kedilerin yanaşması mümkün değil. Kuşların buradan didiklemeleri mümkün değil. Çok iyi oldu. Gider ayak hemen aklıma geldi. Biliyorsunuz kümesten kalan bir sürü malzeme var. Bu tel de o malzemelerden bir parça. Böyle atmamışız iyi ki. Bu şekilde. Hem bitkilerimi de göstereyim. Bunlar klasiklerim arkadaşlar. Bakın oradan toprağın içinde lilyum soğanı kalmış. Lilyum soğanı bile çıkmış. Bunlar burada çok güzel renk alacaklar. Bu konumu çok seviyorlar. Clavatumlar, Hot Spinkler, Douglas Hatlar,
Tabii biraz renk kaybı oldu. Dolayısıyla hepsi şu an birbirine benziyor gibi. Şunlar falan çok farklı aslında. Şu ortadakiler. Burada da yine domates mi koymuşum kompost olarak bilmiyorum ama çekirdeklerinden bir sürü domates geliyor. Gelsin bakalım. Şöyle göstereyim. Opalinalar burada çok güzel renklenecekler. Esintisi çok olan, bol olan bir konum burası. Garajın girişi her zamanki gibi geçen sene de ondan önceki yazda buradaydılar. Ve buradaki sukulentlerin hepsi çok güzel oluyorlar. Kubik frost falan muhteşem. Şöyle bakın, renkler her ne kadar yaz yani böyle sıcak da olsa havalar, güneş de olsa esintiyi aldıkları için bazıları renklerini koruyorlar arkadaşlar. Mesela Lola Red gibi orada. Şu Rainbow mu acaba? Bayağı bir güzel renklenmiş. Bakın Rainbow da olabilir o. Bakalım göreceğiz. Hot Pink'ler çok güzel renkleniyorlar. Hepsi de gayet efsaneler. Şöyle bu da çiçek sapında. Şu renklerin güzelliğine. Çok bereketli bir tür. Sanyet ve arkadaşlar bir tane yapraktan birçok rozet çıkabiliyor. Küme kümeler. Bakın bazıları da renkleniyor. Bu renklenenler de Hootspink'ler. Böyle klasikler. En sevdiğimiz türler, vazgeçemediğimiz türler aslında. Böyle. Bunlar bebek. Oradan yine patates çıkmış. Onu da şöyle içe bastırıyorum, kırıyorum. Çıkanları geriye toprağın altına sokuştur veriyorum. Bakın bunlar da bayağı büyüdüler. Dediğim gibi buradaki konumda bebekler. Bir de şaşırtma yaptıktan sonra bir anda böyle büyüme gösterdiler. Bir de renklenince göreceğiz bunları. Çok güzel olacaklar. Çok esintili bir hava var bugün. Böyle. Burada da yine bebişler var. Suladım. Bunları sulaması da kolay. Hiç sıkıntı çekmezler. Hortumu taktılar mı? Sularken çıkmış bazıları. Onlar tutunurlar. Şöyle çıkmasalar daha iyi tabii ki. Evet, ikindi ezanımız okunuyor. Aziz Allah. Allah. Şurada ters dönmüş. Şekilde bütün bitkilerimi korumaya aldım. Sadece bunları almadım arkadaşlar. Bunlar burada yukarıdalar. Bunlara inşallah bir şey olmaz. Şu an için kuşlardan herhangi bir sıkıntı yok. Olursa da çöp şişlerim hazır. Şu dökülmüş. Bu gövdede bir sıkıntı varmış ya da sulamaya gelmedi. Ne olduğunu da bilmiyorum. Pembe bir şeymiş. Diğerlerinde hiçbir sorun yok. Bazıları böyle suyu sevmiyorlar işte. Bu da çiçek açacak. Akaulis.
Kompostlu toprakta hemen büyüdüler arkadaşlar. Bir ay oldu ben bunları buraya alalı. Çok hızlı büyüdüler maşallah. Bunlar da mini mini bebeklerdi. Bunlar da artık kendilerini belli etmeye başladılar. Hangi tür olduklarını gösteriyorlar. Şimdi gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar